en az 50 kat daha fazla acısını bulduk. O 50 kat acılık şeye, bitkiye direnç sağlıyordu. Virüslere dayanıyordu. Sorunu yoktu. Yani bu hem çiftçi açısından bir artısı var, çok artısı vardı. Hem de tüketici açısından bu hastalıklara karşı dayanıklılığından dolayı artısı vardı. Onun için bunu biz yeni çeşitleri piyasaya tanıtmaya başladık. Şimdi tespit ettik ki hakikaten haklı çıktığımızı gördük. Şimdi onu insanlara tanıtmaya çalışıyoruz. Şimdi Şili nereden geliyor diyeceksiniz de bu sektörün içinde olduğumuz için yurt dışından gidip geliyorduk. En acılı bitkiler, biberler şeyde oluyordu, Meksika'da oluyordu, Şili'de oluyordu. Neye benziyor diye kendimiz konuşurken Şili biberi diyelim dedik. Şili de çok acıda olduğu için Şili biberi diyelim dedik. 12 milyon adet bitki aşağı yukarı 5-6'şar kilo verse 72 bin ton taze biber üretilip tüketiliyor. Daha pul biber yeni başladığı için o konuda Şili biberinden ne kadar pul biber üretiliyor daha onu bilemeyiz. Çünkü işin başlangıcındayız. Ama yüz binlerce aile üretiyor bunu. Yüz binlerce dönümde. Şu sıralar isot biber yerine kullanılan ve isottan 50 kat daha acı olduğu tespit edilen Şili biber tam 15 yıl önce işte bu serada tıpkı bunun gibi bir fideyken hayatımıza girdi. Bakan Bey'e sorabilir miyiz? Ne bileyim, bilgim var. Ben 40 numarayım. Ben şey yapacağım yani. Allah Allah. Adama bak lan bir de... İsot yerine kullanılan Şili biber yazın tarlalarda, kışın ise bunun gibi seralarda üretiliyor. Bir yıl içerisinde piyasaya sunulan 72 bin ton biberin %90'ı ise Antalya'dan karşılanıyor. Bucağım doldu biberlerde. Bunun gibi sarılarda, yazın açık sarılarda derseniz daha böyle şey olmaz. Şili biberin hem işçiliği az hem tutumu halk arasında güzel kullanması, şey yapması. Ekonomik olarak da iyi. Eğer ihracat olduğu zaman ekonomi için doyulmaz bir kazanç. Hiç herhalde onsuz, mangalı, acısız yaptığımızı düşünmüyoruz. Pazarda da eşimle sürekli deminden beri geziyoruz ki acı arıyoruz. Tatlı biberi sevmiyoruz işin açıkçası. Peki, biberin ismini biliyor musunuz? Acı biber diye alıyoruz. Bilmiyoruz, öyle bildiğimiz için değil. Biz sadece aradığımız acı biber diye arıyoruz. Bulduğumuz zaman da fiyatına bakmıyoruz açıkçası. Çok seviyoruz. Pazarda isot biber yerine Şili biber satın alan Nevzat Bey ile karşılaştık. İsot biberin de acısını bildiğini söyledi. Şimdi Şili biber tattıracağız kendisine. Bakalım ikisini kıyaslayınca nasıl bir görüş bildirecek. Açınız lütfen avucunuzu. Yeterli mi? Yeterli. Nasıl acısı? Fazla gelmesin. Bu şimdi kurusu. Çok güzel, tatlı. Yedikçe yiyesi gelir insanın bu acı biberi. Yani yemeklerde şunlarda bunlarda çok güzel. İsot biber dediniz ama bu isotun yerine Türkiye'de üretilen Şili biber. Şili biber ama yani... İsot gibi mi? Tatlandırıyor isot gibi.
yani ağzında bir yudum aldığın zaman başka yemeklerde yediriyor zorla. İştah açıyor. Çok güzel iştah açıcı. Bu da acı mı? Ama acı. Çok acı. Peki dayanılmaz derecede mi acısın? Şimdi normalde acı. Alışık olmayan yiyemez. Acı şili. Bu acı şilidir. Genellikle bunu acı sevenler alıyor. Biz de bazen kahvaltıda, öğle yemeklerinde biz de bunu yiyoruz. Masker bir daha gelmeyelim. Ne kadar acı? Peki isot mu, şili biber mi? Abi isot daha acıdır bundan. İsot daha acıdır. Her gün yer misin? Şimdi bak yerin. Bunun acısı adama dokunmaz ama yeşil biberin acısı dokunur mideye. Bu dokunmaz. Bu acık yakar geçer ama öteki mideyi parçalar.